Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Sıcak gelişmeler var. Çok 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 sıcak gelişmeler var ama öncesinde birkaç tane soğuk gelişmeden bahsedeyim. Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklanmış. i̇stanbulspor Spor Trabzonspor karşılaşmasının hakemi kardeşler ki ben söyledim size değil mi? Yani ilk Trabzonspor maçına verilir. Eğer kötü bir yönetim sergilerse millet diyecek ki bak kardeş orada oynarken yapmadı şimdi yapıyor. İyi bir yönetim sergilerse diyecekler ki bak kardeşi şöyle böyle. Belki Trabzonlar diyecek ki bak kardeşi bizden gitti intikam alıyor falan. Görün bakın sıkıntıyla başladı. İstanbulspor, Spor, spor arada kardeşler. Beştaş Kayseri Spor Üm İt Öztürk. meşhur Galatasaraylı Üm İt Öztürk. Diyorsunuz iyi de bir Galatasaraylıdır. Yani Kayseri Spor'un şansı zerre yok. Antalya Spor, Galatasaray, Atilla Kara olan yani keşke Okan Buruk yönetseydi diyecek Antalya Spor taraftarı. Fenerbahçe Ümraniye spor, Yaşar, Kemal, Uğurlu. Valla mantıksal olarak İstanbul-Trabzon maçı. Bilmiyorum İstanbul Spor'u hiç izlemedim açıkça söyleyeyim ama Trabzon Spor kazanır şeklinde. Kayseri, Beşiktaş-Kayseri maçı. Kayseri'yi az izlediğim kadarıyla söylüyorum. Beşiktaş alır. Antalya Galatasaray maçı adaletli bir hakem yönetiminde Antalya Spor alır. Sıcaktan şundan bundan etkilenebilir Galatasaray. Yani adil bir hakem yönetiminde Antalya Spor şan. Fenerbahçe Ümraniye Ümraniye'yi çok izlemedim ama Fenerbahçe'nin hani çok daha erken hazır olmasından dolayı bu olabilir. Hocam hakemlere göre ne diyorsun? İstanbul Trabzon içimle bir ses beraberlik diyor. Beşiktaş Kayseri'ye beraberlik diyor. Antalya Galatasaray'a beraberlik diyor. Fenerbahçe Ümraniye'ye ona da beraberlik diyor. Bakalım ne şekilde sonuçlanacak. Fenerbahçe'de İrfancan Can Eğribayat Slovaçko maçları için UEFA listesine dahil edilmiş arkadaşlar. Fakat ancak lakin ama geceleyin açtığımız canlı yayında konuştuğumuz maalesef başımıza geldi. İrfancan, Can Mert Hakan Yandaş'ın yerine dahil edildi. Biliyorsunuz Mert Hakan Yandaş silahlı çatışmada göğsünden Bacağından, kolundan, ayak tabanından bir de beyninden hasar aldığı için 29 Haziran'dan beri yok. Kulübümüzde 4 tane iletişimden sorumlu kişi çalışmasına rağmen bunlar bile açıklayamıyor. O kadar zor bir durum. Ve Mert Hakan'ın yerine yazılmış. Ancak takımla beraber hiçbir idman geçirmediği için bu akşamki Slovaçko maçının kadrosunda bile yer almayacak diye bir şey duydum. Hani benim duyumlar yanlış çıkıyormuş ya. O yüzden benim duyumlara inanmayın siz. kadroda bile olmayacakmış. Çok tuhaf. Yani gerçekten tuhaf. O zaman biraz daha bekleyeydiniz. Biraz daha sündüreydiniz. Diyese geliyor insanın da. Neyse. Ali Koç. Hatırlarsınız. Kaleci. Sol bek ve Santrafor transferi kaldı. Bir de kadroyu boşaltacağız demiştim. Sol bek. Kaleci transferi gerçekleşti. Sıra forvette. Orada İrfan Can Eğribayat için Göztepe'ye 500 bin euro kiralama bedelinin ödeneceği opsiyonunun 1 200 bin euro olduğunu söylemiş ee, Aspor. Vallahi ben ya 500 bin euro kiralama bedeli 1 milyon 200 bin euro satın alma opsiyonu bilmiyorum bana tuhaf geldi. İnşallah doğru değildir. Evet. Bu arada Emir Ortakaya. 2004 doğumlu Emir Ortakay'a 2027 yılına kadar sözleşme imzal imzalandı. Bu arada hocam senin bilgin nedir? Ben İrfan Can'la ilgili gelen duyum. Ücretsiz kiralama 1 milyon 200 bin euro satın alma opsiyonu şeklinde. Yani 1 milyon 200'ü doğrular ama kiralamanın ücretsiz olduğunu söyleyebilirim. Ee, Emir Ortakay'a 2027'ye kadar sözleşme uzatılıp 1 yıllığına kiralık olarak Göztepe'ye gitti. Dün her ne kadar da birçok arkadaşımız İrfan Can transferini bilse de Emir Ortakaya'nın bon servisiyle gideceği iddialarını silmeyi unutmuşlar Twitter'dan. Onları silsinler. Ee, onu söyleyeyim. Ben de bu arada bir hafta geriye gidiyorum. İşte tıklayın yazan işte linkli şeyleri silerken sefer evet hepsini sildim. Sıkıntı değil. Hepsini sileyim. Zaten e, benim videolu şekilde her şeylerim kayıtlı duruyor arkadaşlar. O yüzden çok şey yapmam yani. Ben tweet silsem de önemli değil benim için. Benim asıl yerim burası biliyorsunuz. Şimdi Slovak konu Fenerbahçe maçı muhtemel 11'nin yaş ortalaması 30.81'miş bilginiz olsun. Şu Putin tezahüratları nedeniyle Dinamo Kiev maçı sonrasında soruşturmayla ilgili uygunsuz davranış talimatıyla açılan soruşturmada Avrupa kupalarında ilk iç saha maçında 10.000 koltuğun boş bırakılması para cezası önerisi yer almıştı. Herhangi bir ceza almış olsaydık şimdiye merak etmeyin bu olurdu. Enzo Çöpetti. Fenerbahçe'nin yeni forveti. Mi? Arkadaşlar bakın. Sosyal medyada takip ettiğiniz duyumcu arkadaşlarımız acil bir şekilde yani ellerine gelen her belgeyi, bilgiyi sosyal medyaya fişeklediler. Ve Enzo Çöpetti ismini Aa, kesin almışız. Hayırlı olsun. Ama şey mi, e, neydi onun adı? Şu basın öyle söylüyor, bu basın böyle söylüyor diyerek ortalığa yaydılar. Israrlı bir şekilde üyelere de söyledim, abonelere de söyledim, herkese de söyledim. Dedim ki, ee, yani bize önerildi, bu aldık anlamı taşımıyor diye. Yani... İşte ee, maalesef bugün de diyorlar ki hatta dur bir arkadaşım bir tanesi şey yazmış 10 milyon euro olarak sözleşmesi belirlenmiş Fenerbahçe 10 milyon euroya aldı alacak almak üzere diye bu sıkıntıdır ben size Fenerbahçe'nin yeni forvetini söylüyorum ben size Fenerbahçe'nin yeni forvetini söylüyorum arkadaşlar yani ee, Fenerbahçe Valencia'dan Maxi Gomez ismiyle ilgileniyor. Duyumları sosyal medyaya düştü. Normalde sadece Maxi Gomez'le ilgilenmiyorduk. Musa Dembele ile de ilgileniyorduk. Yani e, Dembele ismiyle çok ilgilendik hatta. Aşırı ilgilendik. Hatta 1-1,5 bir, bir, buçuk aydır ilgilendik. Gabriel Barbosa ile ilgilendik. Çok ilgilendik. Ama olmadı. Belotti ismiyle ilgilendik ama Belotti arkadaşımız burnu yükseklerden ve istediği yüksek ücretlerden dolayı olmadı. Charlotte ismiyle ilgilendik. Fakat Charlotte'un kulübü oyuncusunu altın e, taraklarda taradığı için, altın yataklarda yatırdığı için olmadı. Daha başka ilgilendiğimiz isimler oldu. As için, yedek için ee, maalesef olmadı. Onu da söyleyeyim. Ve en son Dembele ile görüştüğümüzde yani sunduğumuz şartlar çok farklıydı. Ama kabul edilmedi. Ee, yani takımının istediği yaklaşık 15 milyon euro artı işte şampiyonluk bonusu, cartı, curtu inanılmaz bir bonus istiyorlar arkadaşlar ve olmadı. Yani maalesef olmadı. Yani takımı 10 nakit 4 sezon sonu verin, 1,5 şampiyonluk bonusu verin diyerek belirtti. Bizim 10 nakitimiz yok. Ama 7 nakit verelim, 5 sezon sonu 1 şampiyonluk bonusu verelim dedik. Yani 13'e kadar çıktık. 15,5'tan aşağı inmediler. 3 kiralama bedeli verelim, 12 zorunlu satın alma opsiyonu verelim. Yani yine alalım dedik. 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için Son teklifimiz buydu. Bu da kabul edilmeyince biz masadan kalktık. Lake of da o yüzden bu oyuncunun olmayacağını söyledi. Maxi Gomez ismi. Maxi Gomez teklif sunulan isimlerden bir tanesiydi. Mehdi Taremi gibi. Mehdi Taremi için de arkadaşlar 15 milyon euro istedikleri zaman biz masadan kalktık. Yani ben süreci anlatıyorum size bilginiz olsun. Ee, Maxi Gomez ile ilginiz üst boyuta taşındı. Yani Valencia'nın bu sabahki idmanına da çıkmamış sanırım. Salonda yalnız çalışmış. Şimdi 25 yaşındaki oyuncunun zaten Valencia'da kalmasını beklemiyormuş İspanyol basını. Bugün öğrendim ben. Kulüp Brüjde ismi geçmiş. 2,5 milyon euroluk maaş isteğinden dolayı bu transferi gerçekleşmemiş. Şimdi bizimle adı anılan üst düzey santraforlardan bir tanesi. Evet gerçekçi bir hedef. Mantıklı bir hedef. 3-4 sene öncesine kadar 40-50 milyon euroluk hani Luis Suarez'in veliahtı olarak görülen bir isimmiş. Ve düşüşe geçmiş. Transfer market verisini açtığınız zaman orada en yüksek piyasa değerinin 40 milyon euro olduğunu görürsünüz. 20 Aralık 2019. Yani 20 Aralık 2019 arkadaşlar. Ha yani sen onu 2020'nin başı saysan 2,5 sene. Gerçi 2,5 sene de etmez. 2020, 2021, 2022'nin 6. 8. ayında olduğumuz yani 2 e, yıl 8 aylık 2 yıl 8 ay önce yaklaşık 40 milyon euroları görmüş ama düşüşte olan bir forvet. 14,5 milyon euroya 2019 yılında almışlar. Yani tam o bomba döneminde Valencia Celta Vigo'dan almış. Ama isteneni gerçekleştirememiş. Kariyerinde 233 maçı var. 82 gol, 34 asist. 17.938 dakika ki 219 dakikada bir gol yazıyor. Tabi çeşitliliklerde oynadığı için hani Uruguay liginde oynadığı maçları da dahil etmişler. Onları saymazsak La Liga'ya baktığınız zaman 164 maçta 52 gol, 21 asist, 245 dakikada bir gol katkısı, 12.757 dakika. Bayo Kral Kupası'nda 572 dakikada bir golü var. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 1 asist, 420 dakika böyle bir isim arkadaşlar. Patlamaya hazır bir bomba. Uruguaylı şimdi Uruguay milli takımının da formasını giyen ama sanırım son dönemde pek tercih edilmeyen bir isim. Darwin Nunez'den dolayı ki Darwin Nunez ismi de zaten Jesus tedrisi adından geçen bir isim. O da yüksek bedellere giden bir isim. Şimdi ben şeyi çok merak ettim. Darwin Nunez'in geçen sezonki performans bilgilerine. Gerçekten bak geçen sezonki performans bilgisine merak edip 75 milyon euro'ya gitmiş. 41 maç oynamış Portekiz'de. 34 gol, 4 asist. Yani 38 gol katkısı. 2821 dakika. Yani bizim benim literatüre göre 32 maç. 32 maçta 38 gol katkısı. 8 maç forvet arkası oynamış, 5 maç kanat oynamış. Adam sol kanatta 5 maçta 10 gol, 2 asist yapmış. Forvet arkasında 8 maçta 6 gol yapmış. Böyle bir isimden bahsediyoruz. 75 milyon euroya giden. Bize Mehdi Tarimi 15 fazla geldi. Yani vardır Cezus hocamın bir bildiği. Rossi mesela Uruguay milli takımda 24 yaşında. Maxi Gomez 25 yaşında. Eğer alınabilirse bu transfer gerçekleşirse ki işaretler o yönde. Eee Yaşı uygun, maliyeti uygun. Hayırlısı bakalım. Profil olarak bizim ligimizde başarılı olacağı kesin gibi gözüken bir forvet. Niye derseniz. Ee, yani niye derseniz. Güçlü, hareketli, kafa toplarında etkili, sırtı dönük oynayabilen bir isim. Bakın güçlü, hareketli olması her şeyin ötesinde güçlü, hareketli olması her şeyin ötesinde. Son dönemde az skor üretmesi Valencia'nın kötü olmasından kaynaklanıyor diyenler var. Celta Vigo'da az pasta birlikte müthiş oynamışlar. Benzer uyumu Joao Pedro ile yakalayabilirler diyor. Fenerbahçe zaten çift forvetli sistem oynadığı için rakiplerin canını yakabilir. Yani soru içeride bırakmayacak bir forvet. Eğer 15-20 milyon euro istenen bu forvet Ucuz bir maliyette gelirse müthiş bir iş olur. Fırsat transferi böyle bir fırsat transferi de zor gelir diyor arkadaşlar. Kimseyi beklenti içine sokma niyetim yok. Kimseyi kandırma niyetim yok. Ama şunu söyleyeyim. E, Maxi Gomez her an açıklanabilir. Ve şu anda birinci sıraya yerleşmiş durumda arkadaşlar. Fenerbahçe transferi borsasında hakkımızda hayırlısı olsun kimsenin beklentisini şunu bunu yükseltmiyorum. Kimsenin beklentisini yerle bir de etmek istemiyorum. Allah hayırlısını versin inşallah. Hayırlısı için yani hayırlısı budur inşallah. Hayırlısı olur. Bu kadar arkadaşlar. Sonra da şey yapmayın. Bu arada 25.300 için de teşekkürler. Maxi Gomez gerçekleşirse de inşallah 26.000 olur. Biraz geç oldu ama 3-7 Ağustos arasında inşallah kapı yetişmiş olur diye düşünüyorum bu arada. Görüşmek üzere.